Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, Kayseri Valiliği'nin yazdığı yazıyla ilgili bilgi sızdırdığı iddia edilen bir çalışanın işten çıkarılmasıyla ilgili konuştu. Şahin, bir çalışanı işten çıkartmak zavallılığına düştüler. Bu karar tarihe kara bir leke olarak geçecektir dedi. Bürokratlar genelde yaptıkları ya da yapmadıkları ile anılırlar, hatırlanırlar. Kayseri Valiliği'nin yaptıklarını ben Kayseri kamuoyuna bırakıyorum. Fakat Kayseri Valiliği'nin yapması gerekip de yapmadıklarını bir tarafa bırakalım. Yaptığı bir işlem Kayseri Valisi'nin imzası ile. Bir işçinin işten çıkartılması için Kayseri Valiliği Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'ne yazı yazıyor. Bunu işten çıkartın diye. Niçin işten çıkartın diyor? İçerideki bilgileri dışarıya sızdırdığı için diyor. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nin kanunlarında, yönetmeliklerinde, idare hukukunda, ceza hukukunda bir kişinin içerideki bir yanlışı, bir usulsüzlüğü dışarı çıkartması diye bir suç yoktur. Tam tersi, içeride bir usulsüzlük var, bir yanlışlık var ve bunu dışarıya çıkartmazsanız, bilgiyi vermezseniz suç işlemiş olursunuz. Ve şu anda yasalara göre uygun bir iş yapan bir işçi Kayseri Valisi'nin imzasıyla işten çıkartıldı. Garip olan bu söylenenlerin, iddiaların tamamının doğru olması ve valilik bir soruşturma yapıyor. İddialardaki, ki bu iddiaları ben gündeme getirdim, bunun o işçiyle de hiçbir alakası yok. Bu iddiaların tamamen memur bilgileri olduğunu defalarca söyledim. Bir sürü memurdan alınmış bir bilgi, dışarıdan alınmış bir bilgi, içeriye girip çıkanlardan alınmış bir bilgi. Ama bir işçiye yüklendiler, memurlarını korudular, işçiyi işten attılar. Ha, Kayseri Valiliği'nin hatırlanacağı tek işlem bu. Bir işçiyi işten çıkartmak, zavallılığına düştüler. O soruşturmada benim yapmış olduğum iddialar, dile getirmiş olduğum iddiaların tamamının doğru olduğunu valilik kendi imzasıyla kabul ediyor. Diyor ki doğru. Onun için diyor şuna soruşturma açtım, şuna ceza verdim, şunu buradan sürdüm, şunu görevlendirdim falan. Tamam, bunları yaptın. Doğruymuş bunlar. O zaman niye birisi bu bilgileri bana verdi diye işten çıkartılıyor? Tarihe kara bir leke olarak geçecek karar bu. Gerçekten kara bir leke. Ve Kayseri'de yaşandı bu olay. Acaba Kayseri Valiliği neyle hatırlanacak diye merak ediyordum. Sadece maskeyle hatırlanmasın, yazık olur diyordum. Maske yasağı, 2 kat maske, 3 kat maske, şuna ceza kes, buna ceza kes. Ha, bir şey daha çıktı. Bir işçiyi işten çıkartmak başarısını ve bunu yazıyla bakın. Bunu işten çıkartın. Niye Mahmut Şahin'e bilgi verdi? Kuruma, genel müdürlüğe yazı yazılıyor. Genel müdürlük şirkete yazı yazıyor. Şirket de Mahmut Şahin'e bilgi vermesin diye işten çıkartıyor. Bunu da yazılı hale getiriyorlar. Yani tarihte net olarak kalsın diye. Şimdi Kayseri Valiliğine bir çağrım var. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa gerçekleşen bu kadar saçma bir olayı düzeltmesi için bir şansı var. Düzeltecek, o işçi işe alacak ve ödüllendirecek. Eğer kurumlarda bir yanlış varsa bu söylenecek. Şimdi Kayseri Valiliği diyor ki aslında bu kararında, bakın benim kurumlarımda, bana bağlı il müdürlüklerinde bir yanlışlık varsa bunu sakın dışarı bildirmeyin. Bildirirseniz işten atarım diyor. Yasalara aykırı bu. Suç işliyor aslında Kayseri Valiliği. Suçu gizlemek. Gerekçesinde ne yazıyor biliyor musunuz? Kurumun itibarı sarsılmasın diye adli mercilere gönderilmesin bu diyor.